Merhabalar dostlar, hepinize hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugün sizlerle Age of History 2 Türkmenistan serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Sizler de hatırlayacaksınız ki maalesef son bölümde bizi yurdumuzdan ettiler. Yani Türkmenistan'ın ana yurdu olan o artı Orta Asya'daki Türkmenistan topraklarından maalesef biz adeta göç etmek zorunda kaldık. Orada hiçbir yapılaşma, orada hiçbir yapılanma oluşturamıyoruz şu anda. Zira o bölge şu anda tamamen Çin'in baskısı altında. Tamamen Çin o bölgeyi baskısı altına aldı ve biz o bölgede en ufak bir hamle gerçekleştirmeye kalksak bizim tepemize çökecek bir Çin devleti var başımızda. Artık o Çin devletini başımıza atmamız lazım. Doğru. Sizlerin de halkımın ve meclisimin de artık ana yurdumuza dönme konusundaki isteğini fark ediyorum. Fakat şu anda elimizden bir şey de gelmiyor. Bir şey de yapamıyoruz. Zira karşımızdaki ülke dünyanın en güçlü ülkesi. Hem de şöyle bir baktığınızda açık ara dünyanın en güçlü ülkesi. Yani Çin şu anda 1969'luk bir puanı elinde bulunduruyor. Ona en yakın olan Rusya 1200 puanda, aralarında 700 puan fark var. Yani böyle bir güç kurmuşken Çin, dünyada böyle bir hakimiyet kurmuşken şu anda maalesef bizim ana yurdumuza dönmemiz imkansız yani. Böyle Çin'i ortadan kaldıracak bir Mesih gelmesini falan bekliyoruz şu anda. Onun haricinde maalesef Çin'in mağlup edilmesi neredeyse imkansız. Bu sebeple biz de ne yaptık? Arabistan'a gittik. Arap Yarımadası'na gittik ve gücümüzü oradan toplayacağımızı söyledik. Orada bile rahat bırakmıyor bizi. Bakın şurada küçücük ada var ya, o bile Çin'in abi. Yani buradaki bu adadan, bu küçücük üstten bile bizi zorlayabilecek, bizi sıkıntıya sokabilecek bir devlet Çin. Dolayısıyla biz her an kendimizi baskıda hissediyoruz ve bu baskı altında maalesef hamlelerimizi dilediğimiz gibi gerçekleştiremiyoruz. Bir de bir yandan yanımızda Hindistan sorunu var. Hindistan'la da şu anda harp içerisindeyiz ve bizim sürekli bu Umman toprağımızda bulunan toprağımıza, bölgemize, Lakabi toprağına sürekli çıkarma yiyoruz. Ama artık onların barışı kabul edeceğini düşünüyorum. Bir yıl geçti savaş, aynen öyle. Barış antlaşmamız kabul edildi. Başımızdan Hindistan belasını def etmeyi bildik. Şimdi bu saatten sonra artık bu geldiğimiz yeni coğrafyanın dinamiklerine ve dengelerine uygun şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Bölgenin en güçlü ülkelerinden bir tanesi Milliyetçi Türkiye Devleti. Şu anda milliyetçilik ideolojisiyle yönetiliyorlar ve bizimle ilişkileri -1. Bizim bu ilişkileri iyi bir noktaya çıkarmamız gerekiyor. En azından onları fethedeceğimiz raddeye gelene kadar Türkiye ile güzel ilişkilere sahip olmak zorundayız. Yoksa bizi bu coğrafyada da yaşatmayacaklar. Türkmen coğrafyasında yaşayamadık. Bu coğrafyada en azından kalıcı olabilecek hamleleri gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz bizim hedefimiz normalde Büyük Selçuklu'yu formlamaktı. Ama bu saatten sonra hedefimiz biraz daha eski topraklarımıza, Orta Asya'ya geri dönebilmek haline geldi. Bunu gerçekleştirmeye çalışacağız ve ben başarılı olacağımıza inanıyorum abi. Ne olursa olsun, nasıl zor bir duruma düşürülmüş olursak olalım, ben buradan başarıyla ayrılacağımıza inanıyorum. Şimdi yapmamız gereken paramızı biriktirmek ve Arabistan devletinin kalan topraklarını ele geçirmek. Arabistan'da bir savaş gerçekleştirdik ve bu savaşı rahat bir şekilde elimizi kolumuzu sallaya sallaya kazanmasını bildik. Bundan sonra da ikinci rounda başlayacağız abi. İkinci roundda Arabistan'ı artık tamamen yok etmeye çalışacağız. Şimdi bize ne kadarlık bir ordu gerekiyor? Öncelikle bunun bir hesabını yapalım. Arabistan 72 bin ekonomiye sahip bir devlet. Dolayısıyla bize 30 binlik bir ordu yeterli olacaktır. Normalde 30 binlik bir ordu yeterli olmayabilirdi ama Arabistan henüz hali hazırda bize yeni yenilmiş ve güçsüz düşmüş bir devlet. Dolayısıyla 30 binin üzerinde ordu bence bizim için Arabistan adına gereksiz olacaktır ve biz şu anda gereksiz ordu basımı işlemlerinden katiyen kaçınmalıyız. Aksi takdirde ekonomimizi maalesef kontrol edemeyeceğiz. Bizim ekonomimizi ve nüfusumuzu kontrol altında tutmamız gerekiyor. Şöyle hemen asimilasyonları da başlatalım. Gerçekten pek çok bölgede asimilasyonların tam olarak tamamlanamadığını söylememiz gerek. Şöyle vergileri bir süreliğine kısalım. Halkımızın mutluluğu biraz artsın. Sürekli olarak savaş görmekten yorulmuş olan bu coğrafyanın insanlarına artık biraz refah verelim abi. Artık biraz onlara rahat verelim. Gerçi şu anda burası pek de bizim coğrafyamız sayılmaz ama olsun. Bu saatten sonra bizim coğrafyamız. Sonuçta biz aldık artık, bizim kardeşim yani. Kimse bize bir laf söyleyemez. Bu bölge bizim. Bu coğrafya bizim tarafımızdan yönetiliyor. Şimdi bu bölgede ordu basmamamız gereken topraklara bir bakalım. Her yerden basabiliriz. Çünkü burada adam akıllı ekonomisi olan bir toprak gerçekten yok. O zaman İstihdam'da bir nüfus haritasını açalım ve başlayalım dilerseniz. Burada 14 binlik bir ekonomi var. Oradan basmayalım. Onun haricindeki bütün topraklardan rahat bir şekilde ordu basım işlemi gerçekleştirebiliriz. Gerçekten bizi zorlayacak bir coğrafyaya girdik. Yani zor bir coğrafyadan kaçtık, yine zor bir coğrafyaya girdik. Bizim maalesef yüzümüz gülmüyor abi. Yani mezara girince gülecek. Yapacak bir şey yok. Hani böyle zor coğrafyalarda dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. Biz de buna riayet edeceğiz ve dikkatli hareket edeceğiz. Dikkatli oynayacağız. Ne demiştik? 30 binlik bir ordu bizim için yeterli olur demiştik ama şu an galiba 30 binden daha fazla ordu topladık yanılmıyorsam. Şöyle bakalım. Evet abi, 30 binden fazla ordu topladık. 40 binlik bir orduyla
Arabistan Savaşı'na hazırız. Hemen ordularımızı yerleştirelim seri bir şekilde. Kardeşim bu sefer aman yok. Bu sefer yavaş hareket etmeyeceğim. Bu sefer hepsinin tepesine çökeceğim. Hepsinin. Bundan sonra af yok kardeşim. Yani biz uyuyan bir devdik. Bakmayın öyle güçsüz göründüğümüze. Bu saatten sonra aşırı saldırgan bir politikayla ilerleyeceğiz. Ve kimsenin de bize dur demesine veya tepki göstermesine izin vermeyeceğiz. Tepki gösterinin tepesine çökeceğiz abi. Evet, güzel bir giriş yaptık Arabistan Savaşı'nın ikinci roundına. Gayet güzel. Devam edelim hemen ilerlemeye. Evet, o bölgede ufak bir kayıp yaşadık. Orayı hemen tekrar geri almamız lazım. Tamamdır. Bu tur muhtemelen orayı da geri alacağız. Ve bu tur savaş bitecek. Aynen öyle, güzel. Bir dakika, savaş bitmedi. Bunların başka bir yerde daha toprağı var. Burada bir tane toprakları var. Hemen orayı da ele geçirelim. Evet, gayet güzel. Orayı da aldık. Harika. Sadece 2 ay 20 gün süren bir savaşın sonucunda Arabistan'ın tüm toprakları bizim elimize geçti. Ve Riyad-Burayda barış antlaşmasıyla beraber bu sefer Arabistan toprakları tamamen bizim tarafımızdan yönetiliyor. Biz demiştik abicim, Türkmenistan devletini kışkırtmayacaktınız. Kışkırtırsanız sonu böyle olur diyecektik. Demiştik hatta ve şu anda bunun sonuçlarını bu bölgede, bu coğrafyada pek çok devlet katlanacak. Yani burada Çin'in yaptığı hata burada pek çok devletin acı çekmesine neden olacak abi. Pek çok devlet bu bölgede acı çekecek. Çünkü biz şu anda Orta Asya'ya, kendi ana yurdumuza geri dönmek için her şeyi yapabiliriz. Her şey müstahaktır abi bizim için. Şöyle hemen araştırma yatırımlarımızda da biraz devam edelim. Şimdi elimizde 30 binlik bir ordu var. Bu saatten sonra artık Mısır ve Suriye ile savaşmamız gerekecek. Mısır'dan alacağımız ekonomi gerçekten değerli bir ekonomi. Onları acilen elimize geçirebilirsek eğer Türkiye ile dahi yarışır bir ekonomiye sahip olacağız. Şu anda Türkiye devleti Azerbaycan'ı, Irak'ı ve Yunanistan devletlerini ele geçirmiş güçlü bir devlet. Gücünü oturtmuş bir devlet ve düzenli şekilde büyüyen, gelecek yıllarda dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesi olacağını varsaydığım ülkelerden bir tanesi. Onlar kesinlikle ele geçirilmeli. Zira ellerinde tuttuğu topraklar büyüme oranı son derece yüksek topraklar. O toprakları biz aldığımız takdirde iktidarımızın gerçekleştireceği yatırımlar Türkiye topraklarını Türkmenistan tarafından yönetilirken gerçekten büyük bir yükseliş içerisine girmesine vesile olacaktır. Şimdi dilerseniz yavaştan ordularımızı toplama işlemlerimize başlayalım dostlar. Nereden en yüksek sayıda ordu basabiliyorsam oradan toplayacağım abi. Kendi Türkmenistan topraklarımızdan toplamayalım. Çünkü oradan ordu getiremiyoruz maalesef. Yani orada bütün yollar şu anda bize kapalı. Bizim Türkmenistan'da kalan topraklarımızı hiçbir şekilde ne ordu basım işlemi için ne de ticari işlerimiz için asla ve asla kullanamıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Bu sıkıntının üstesinden Orta Asya'ya giden yolu tekrar açarak geleceğiz. O yolda nasıl açılır? Türkiye'nin Azerbaycan toprakları ele geçirilerek Hazar Denizi üzerinden Bakü ve Türkmenbaşı arasındaki bağlantı sağlanılarak açılır. Biz de bunu yapmaya çalışacağız. Bakalım ne derecede başarılı olabileceğiz, göreceğiz. Şöyle hemen toplayalım orduları. Mısır için gerçekten güzel sayıda bir ordu toplamak zorundayız. Aksi takdirde yenilgi yüzü görebiliriz. Tıpkı Çin'le yaptığımız savaşta olduğu gibi. Biz şanssızız abi, biz şanssızız. Tam böyle büyüme evresinde olan bir devlet birdenbire karşısına Çin çıktı ya. Çin abi, Çin. Çıkabilecek en kötü devlet çıktı ya karşımıza. Biz gerçekten bahtsızız, biz gerçekten şanssızız. Yani yapacak da bir şey yok abicim, yapacak bir şey yok. Hani bu şanssızlık bu devletin üzerindeyken biz bu devleti yönetmek zorundayız. Yapacak bir şey yok. Sonuçta biz bu devleti yönetme görevini üstümüze edindik ve hani gidip de şey diyemeyiz basın açıklamasına karşı, şanssızlık ya. Hani böyle şey olmaz. Sen devleti her türlü hal ve halükarda yönetmek zorundasın. Nasıl bir şanssızlık, nasıl bir durum, nasıl bir vaziyet olursa olsun. İşte bizim görevimiz buyken asla ve asla bahanelerin arkasına sığınamayız. Bu sebeple hiçbir bahanemiz yok kardeşim. Bütün bahaneler şu anda hani yedek bırakılmış, devre dışı bırakılmış durumda. Ve biz bütün bu kötü duruma rağmen savaşmak zorundayız karşımızdaki devletlerle. Şu anda paramız neden eksiye düştü? Çünkü araştırma yatırımı yapıyormuşuz. Ama araştırma yatırımı yapmasak bile gerçekten şu anda gelirimiz bayağı bir düşüşte. Eğer benim ekonomim bu kadar orduyu kaldıramıyorsa herhalde Mısır'ın ekonomisi bu kadar orduyu hiç kaldıramaz. 290 bin ekonomi, 243 bin ekonomi. Gerçi adamların ekonomisi benden iyi ama. Tamam o zaman şöyle orduyu 170 bine, aynen öyle 170 bine tamamlayalım. Ve savaşa başlayalım abi ya. Artık ne olursa olsun vallahi ben de bilmiyorum. 170 binlik bir orduyla planlarımızı gayet güzel bir şekilde gerçekleştirerek bu harbi ilan edeceğiz. Şu anda Mısır'a savaş ilan etme konusunda bir hakkım olmadığının farkındayım ama ana yurdundan edinmiş bir devlet olarak biz de güç kazanma derdindeyiz. Kanunsuz bir savaş olsa da şu anda bu durum benim zerre umurumda değil. Bu savaş ilan edilecek. Mısır toprakları alınacak. Yapacak bir şey yok. Eğer bir şikayeti olan bir devlet varsa gitsin Çin'e danışsın. Bizi ana yurdumuzda neden devlet odur kardeşim. Sonuçta onlar da kanunsuz bir iş yaptı.
Bizi ana yurdumuzdan ettiler. Onlara kimse sesini çıkarmıyorsa bize de kimse sesini çıkaramaz. Şöyle paramız artıya çıksın ve biraz biriksin. Elimde biraz sıcak para birikim varken bu savaşa girmek istiyorum ben. Aksi takdirde Mısır'ın gerçekleştireceği bir çıkarma ya da sert bir karşı taarruza karşı ordu basım işlemi yapacak bir gücüm olmayacak benim. O gücü korumak adına, o güce sahip olmak adına elimde bir miktar sıcak para da bulunması gerekiyor. Evet, şöyle 1000 ordu daha basalım. Şöyle 73 ordu daha. Evet, tamam. Güzel. Tam tamına 170 binlik bir orduyla harbe hazırız. Artık elimizde sıcak para da var. Şimdi şöyle yapalım. Şuralara full kale inşa edelim. Bu bir savunma savaşı olacak. Öncelikle Mısır ordularının topraklarımıza taarruz etmelerini bekleyeceğiz. Sonrasında bu taarruzları başarısız olduktan sonra, biz bu taarruzdan galibiyetle, zaferle ayrıldıktan sonra biz taarruza geçeceğiz. Karşı taarruza ve onlara hayatlarında görmedikleri bir hasarı, hayatlarında görmedikleri bir yıkımı yaşatacağız. Şu anda onlara pek de nefret dolu değilim. Mısır devletiyle benim aramda bir problem yok ama benim iktidar olarak, benim şu anda bu ülkeyi yöneten şahıs olarak ordularımı gaza getirmek için onlara karşı sanki kin doluymuşum gibi gözükmem gerekiyor. Başka bir çarem yok. Hatta bu 3 toprağa ikmal kampı inşa ederek savunma sırasında, savunma savaşı sırasında paramın halen artıya çıkmasını sağlayabilirim. Evet, bu şekilde abi, tam planladığım gibi gayet güzel. O halde hazırız dostlar. Mısır devletine... Oğlum adamların ekonomisi de 327 bin olmuş. Gene nereyi fethetti bunlar? Bunlar gene nereyi fethettiler? En iyisi ben de biraz ekonomi yatırımı gerçekleştireyim şöyle birkaç tane. En azından biraz olsun onlara yetişebilmemiz lazım. Biraz olsun onlara yaklaşabilmemiz lazım. Şöyle birkaç ekonomik yatırım işimi görecektir. Evet, bu kadarı yeterli. Toplam 260 bine yaklaştırdık ekonomimizi. Gayet güzel bir ilerleyiş bence. Gelirimiz de hani kayda değer derecede artış gösterdi. Gayet iyi. Şu anda artı 6 binlik bir gelirimiz var ve elimizde 170 binlik bir orduya sahip olmamıza rağmen biz şu anda bu gelire sahibiz. Yıllar 2076'yı gösteriyor ve biz halen ana yurdumuzda değiliz. Artık bu savaşın başlama zamanı gelmiştir. Yıllar 12 bin yılı. Aynen kanka, 12 bin yılı. Uçan arabalar mı? Ne uçan arabası 12 bin yılı? Bayağı fazla oluyor. Neyse. Evet, 12 Nisan 2077 tarihi itibariyle ana yurduma dönebilmek adına güç kazanmak için Mısır devletine savaş ilan ediyorum. Bu savaşı ilan etmeden önce şunu söylemeliyim ki benim Mısır devletiyle ve Mısır'ın hükümetiyle veyahut da Mısır'ın halkıyla gerçekten bir problemim yoktur. Fakat haksızlığa uğratılmış ve ana yurdundan edilmiş bir devlet olarak benim halkım şu anda güç kazanmak istemektedir. Benim ordum şu anda güç kazanmak istemektedir. Ve bizim elimizde başka bir çare yoktur. Mısır halkı eğer ileri yıllarda bir devletlerinin olmamasının sebebini araştırmak isterlerse Çin devletinin uyguladığı haince politikaya göz atabilirler. Yavaştan savaşımıza başlayalım bakalım. Evet, öncelikle savunma savaşı ve savaşa başlamadan önce şunu da sözünü vermek isterim ki Mısır'daki sivil halka hiçbir zarar verilmemeye çalışılacak. Tabii ki de savaş sırasında maalesef hepimizin nasıl desem reddedeceği, hepimizin üzüleceği bazı olaylar yaşanacaktır ama bizim ordumuz asla ve kat'a kasten bir sivil ölümüne sebep olmayacaktır abi. Tabi atılan bombalardan vesaire orada siviller de zarar görebilir yani. Bu da yapacak bir şey yok. Bunlar hep savaşın gerçeği. Bir yandan da bu arada Kızıldeniz'i kontrol etmemiz lazım. Eğer Mısır orduları Kızıldeniz'den donanmalarıyla bir çıkarma vesaire gibi bir plan düşünürlerse buna karşı da önlemlerimizi almamız gerekecek. Şöyle ordularımızı biraz doğu cephesine doğru kaydıralım. Batı cephesi, doğu cephesi, merkez cephe. Aynen öyle. Tabuk cephesi diyelim. Batı cephesi, doğu cephesi, Tabuk cephesi. Tamamdır, bu şekilde abi ayıralım cephelerimizi. Bu arada çok fazla kayıp veriyoruz özellikle doğu cephesinde. Mısır ordularının doğu cephesine yoğun bir taarruzu söz konusu. Şu anda her toprakta bulunan yaklaşık olarak 60 binlik ordularımız 30 bine kadar düştü ve yarı yarıya bir ordu kaybına sebep oldu. Ama kayıplara baktığımızda biz çok iyi bir durumdayız. Mısır devleti 150 bine yakın bir kayıp vermişken biz sadece 84 binlik bir kayıp verdik şu anda. Dünyada başka hangi savaş var? Evet, dünyada başka önemli bir savaş yok abi. Dur, bu tarihmiş, pardon. Dur, bu da değil. Heh, bu. Yani evet, şu anda dünyada... Aa, Japonya-Çin savaşı var. Japonya-Çin savaşı şu anda dünyada hakim. Evet, evet. Bu önemli bir savaş mesela. Savaş başladı, 7 ay geçmiş, iki tarafta birer kayıp bile vermemiş ya. Bu nedir ya? Bu nasıl savaş ya? Bizim savaş başladı 4 ay oldu. Toplam 250 binin üzerinde kayıp verildi savaşta. Adamlar daha sıfır kayıp. İkisi de birbirinden korkuyor. İkisi de birbirine hamle yapmaya korkuyor abi. Evet, Mısır'ın ordularına gerçekten ciddi bir zayiat verdirdik bu arada şu ana kadar. Artık bu saatten sonra kısa bir süre içerisinde ordularımızın ilerleyişi yavaş yavaş başlar diye tahmin ediyorum ben. Ve bir yandan da paramız gerçekten çok iyi bir derecede. 426 bin dukat bir sıcak para şu anda elimizde bulunuyor. Dolayısıyla her açıdan iyi bir durumdayız. Mısır'ın da orduları bitmiyor abi. Adamlar sürekli yeni ordu getiriyorlar bölgeye. Bakayım bir.
Bak gördün mü? Yaptığımız savunma sayesinde ekonomilere 287 bine kadar düştü. Ben bir süre daha savunmaya devam etmeyi düşünüyorum. Şöyle biraz ordu basım işlemi gerçekleştirip destek de getirelim hatta. Aynen öyle. Geriden destek getirelim biraz. Özellikle Doğu cephesine. Doğu cephesinde zorlu. Aa, Tabuk cephesi de düşmek üzere. Tabuk cephesine acil destek lazım. Bölgedeki, bölgeye yakın olan istihdamlı bir nüfusu yüksek topraklardan Tabuk cephesine acilen destek getireceğim. Riyad ve civarında güzel nüfuslar var. Kuveyt civarı da aynı şekilde güzel nüfuslara ev sahipliği yapıyor. Buralardan ordularımızı getireceğiz takviye destek olarak ve Tabuk cephesine, merkez cepheye doğru çekeceğiz. Umarım bu getireceğimiz destek takviye Tabuk'un işini görecektir. Evet, 14 binlik bir takviye getiriyorum şu anda Tabuk'a doğru. Ve Doğu cephemizde yine ordularımız gerçekten azalmış. Büyük bir azalış göstermiş. Evet, güzel. Tabuk cephesine yaptığımız takviyelerle yeniden ayağa kaldırdık Tabuk cephesini. Güzel bir haber bizim adımıza. Harika. Şimdi Doğu cephesini biraz daha ayağa kaldırmamız lazım. Gayet güzel. Şöyle 5000 ordu kaydıralım Tabuk'a doğru. Tamam, gayet güzel. Artık beyler bence ilerlemeye başlamanın vakti geldi. Zira şu anda Mısır ekonomisi çok büyük bir düşüş yaşadı ve 270 bine kadar geriledi. Artık bizim bence ilerleyişimizin zamanı geldi abi. Şöyle bir kayıplara, toplam kayıplara bakıldığında Mısır 250 bin kayıp, biz 150 bin kayıp. Savaşta toplam 400 bin ordu kaybedildi. Gerçekten içler acısı bir tablo ortada şu anda. Hiç gerek yok. Bence savunmayın. Artık zaten bu saatten sonra kazanma gibi bir ihtimalinizin de olduğunu düşünmüyorum ben sevgili Mısır Devleti. Eğer savunma yapmazsanız ve topraklarınızı bize teslim ederseniz, inanın ki hiçbir sivilin burnu bile kanamadan ve hiçbir sivil herhangi bir zorlamaya tabi bırakılmadan bu topraklar Türkmenistan tarafından barış ve huzur içerisinde yönetilecektir. Tabii benim bu Mısır'a yaptığım barışçıl çağrıyı Mısır dinlemeyecektir diye tahmin ediyorum. Evet, Sina Yarımadası'nda da şu anda hakim taraf biziz. Gayet güzel. Şimdi acilen bizim Suriye cephesini bitirip o bölgedeki orduları destek takviye olarak Sina Yarımadası'na çekmemiz lazım. Biraz daha geriden ordu basım işlemleri gerçekleştirerek yine Sina Yarımadası'na, Sina cephesine takviye destek getirebiliriz. Evet, Mısır cephesi maalesef bitmedi. El Rakah toprağında küçük bir direnişle karşılaştık. Bu direnişi hemen bertaraf etmemiz gerekiyor. Şöyle hemen ordularımızı getirelim. Gayet güzel. Ve evet, Suriye cephesi yine bitmedi abi. Suriye cephesi bitmiyor. Suriye cephesi beni şaşırtmaya devam ediyor. Bu sefer bitecek diye tahmin ediyorum. Yine bitmedi. Beraber saldırın abi. Çünkü bu artık son çaremiz. Eğer yine bitmezse daha da fazla takviye destek getirmemiz gerekecek. Daha şimdi hazırlayalım takviye destekleri. Evet, yine bitmedi abi. Gerçekten şaka gibi. Ya Rakka toprağından inanılmaz bir direnişle şu anda bütün Suriye'yi yeniden ele geçirme fırsatına sahip Mısır Devleti. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Ve benim Sina Yarımadası'ndaki savunmam kırılmak üzere. Yani şu anda Mısır Devleti'nin Rakka'da yaptığı o savunma bütün savaşın adeta seyrini değiştirdi. Ben asla hani Rakka'nın savaş içerisinde böyle belirleyici kilit bir rol, kilit bir etken olacağını tahmin etmiyordum. Ama Rakka savunması gerçekten şu anda Mısır'ı yeniden savaşa döndürebilecek bir savunma haline geldi. Her neyse, yeniden bütün ordularımla, bütün birliklerimle o bölgeye atak yapacağım. Ve bu sefer o bölgeden canlı çıkmalarına Mısır ordularının izin vermeyeceğim. Şöyle devam edelim. Gayet güzel. Bu sefer canlı çıkamayacaksınız kardeşim oradan. Bu sefer olmaz. Bu sefer izin vermeyeceğim. Evet, devam edelim. Evet, bir toprağımız daha düştü maalesef ve ciddi bir kayıp verdik ya. Suriye'de gerçekten ciddi bir kayıp verdik. Suriye'de verdiğimiz kaybın haddi hesabı gerçekten yok. İnanılmaz ya, inanılmaz. Ve hala da çok fazla kayıp vermeye devam ediyoruz. Neden biz Suriye'yi düşüremiyoruz abicim bir türlü? Ben anlamadım yani şu anda. Gerçekten bir anlam veremiyorum yani. Bir şeyler düşüneceğiz artık. Biraz daha ordu getirmek zorundayız. Yani Mısır şu anda kendi ana topraklarının, Kahire ve civarının bütün savunmasını bırakmış. Suriye bölgesinin, Suriye civarının savunmasına odaklanmış durumda. Neden böyle bir hamle yaptıkları konusunda herhangi bir fikrim yok ama işe yarıyor. Beni gerçekten durdurabiliyorlar şu anda bu yaptıkları savunmayla. Hiç bizim tahmin ettiğimiz ya da planladığımız bir durum değildi bu. Ben Kahire civarlarında çok zorlanacağımızı düşünüyordum. Asıl zorlandığımız bölge Suriye cephesi oldu. Yani şaşırtıcı ya. Ben daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadım ya. Çok ilginç bir durum abi. Hala çok ciddi şekilde saldırmaya devam ediyorlar. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Düşürdüler şu anda toprağı ama geri alacağız. Aynen öyle. Hemen acilen takviye desteklerimin bölgeye yetişmesi gerekiyor. Aksi takdirde Suriye'yi düşüremeyeceğiz ve savaşı bitirmek durumunda kalacağız. Çünkü ordu sayılarımda çok ciddi bir azalış var benim şu anda. Acilen takviye destekler gerekiyor. Ve Suriye'nin çok hızlı bir şekilde düşürülmesi lazım. Büyük bir Suriye direnişi gerçekten. Hani inanılmaz bir Suriye direnişi.
Mısır'ı bu konuda taklit ettim ben şimdi. Yalan da yok abi. Yiğidi öldür hakkını yeme. Adamlar çok ciddi bir direniş gerçekleştirdiler. Ama artık galiba bitireceğiz gibi görünüyor. Bak hala da ordu sayıları çok fazla. İnanılmaz ya. Tamam şimdi devam edelim biraz ilerlemeye. Evet güzel, galiba artık bu bölgedeki savunmaları sona erdi diye tahmin ediyorum ben. Yok hala bitmemiş. Ama bu sefer alıyoruz abi. Bu sefer daha fazla kaçmalarına izin vermeyeceğiz gibi görünüyor. Hatta şuradan 4000'lik bir destek takviye daha yollayalım. Evet yine alamadık. Yine alamadık, yine alamadık. Çok acil yine takviye destek, çok acil. Neyse ki elimde param var. Param olmasa ne yapacaktım bilmiyorum. Ya Suriye gerçekten bu savaşın lanetidir abi. Suriye bu savaşın lanetidir. Asla düşmüyor toprak. Tamam bu sefer düşüyor. Bu sefer düşüyor. Ya şu an Sina cephesinden bile hani çok ciddi bir destek getiriyorum. Şu an Sina cephesindeki ordu sayım da çok azaldı. Bu Sina cephesini de tehlikeye soktu artık bu durum. Evet 4000'lik bir birlik getirdim. Yani umarım başarılı olur. Hiç emin değilim ben başarılı olabileceğinden ama umarım başarılı olur. Birkaç tane daha asker alma işlemi yapalım. Yapacak bir şey yok abicim. Artık elimizdeki tüm imkanları Suriye için seferber etmek zorundayız. Evet güzel, çıkarmamız başarılı oldu. Şimdi devam edelim ilerlemeye. Şöyle bütün ordumu bu bölgeye göndereceğim. Aynen. Geriden de 4000'lik bir ordu daha geliyor. Bölgede hiç istihdam edebilir nüfusu yüksek bir toprak yok mu? Kuveyt'ten getirelim ordu. Yapacak bir şey yok artık. Son çare olarak buraları kullanacağız. Kuveyt'ten ciddi bir asker alma işlemi yapacağız ve getireceğiz bu bölgeye. Evet toplam 6600'lük bir destek birlik getiriyoruz şu anda Kuveyt'ten. Çok az kaldı. Gerçekten Sina Yarımadası da düşecek kısa bir süre içerisinde. Yani benim buna bir şekilde mani olmam lazım. Nasıl engelleyeceğimi de bilmiyorum ama. Evet abi şimdi. Şurada 1400'lük bir orduları var, tamam mı? Şu anda o bölgeye sıkışıp kalmış vaziyetteler. Şimdi benim onları oraya iyice sıkıştırmam lazım. Biraz daha hatta ordu getirelim. Yapacak bir şey yok. Elimden hani bütün imkanlarımı şu an gerçekten kullanıyorum. Başka bir imkanım yok benim. Ne kadar imkanım varsa kullanıyorum. Bak Hayfa'yı da düşüremedik. Şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. Bu artık yani çok planların dışında bir savaşa evrildi. Niye böyle oldu ya? Adamlar aldığı hiçbir toprağı bana geri vermiyorlar. Çok acayip bir durum gerçekten. Evet. Savaşı bitireceğiz abicim bu arada. Yani başka çare yok ya. Çünkü ordu sayılarım çok azaldı ve hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Ya da dur bitirmeyelim, biraz daha devam edelim. Hayır, istihdam edebilir nüfusumun yüksek olduğu bir toprak da yok ki. Yani şöyle ordu basıp hemen hızlı bir şekilde getirebileceğim bir toprak da yok benim. Adamlar beni çok zor duruma soktular şu anda ve param da bitiyor yavaş yavaş, o da eriyor. Hani inanılmaz ya, hiç tahmin etmediğim durumlarla karşı karşıyayım gerçekten. Şimdi şu geriden gelen 6000'lik orduyu öncelikle Hayfa'da görevlendirmemiz lazım. Umarım şurası düşmez. Düştü ama geri alınacak galiba. Aynen öyle, geri alındı, güzel. Biraz evet evet, bu tur Hayfa'yı eğer düşürebilirsek, hatta bir süreliğine Sina Yarımadası'ndaki ordunun tamamını çekeceğim ben bölgeden Hayfa cephesine doğru ki çıkamasınlar oradan. Tamam abi tamam, çıkamadılar oradan. Tamam güzel. Şimdi bitirelim orayı tam olarak. Evet Sina Yarımadası'ndan ciddi bir şekilde biraz geri çekildik abi. Yani ciddi bir geri çekiliş şu anda o bölgede gerçekleştirdik. Şimdi şuraya bir gözetleme ordusu gönderelim El Hasaka toprağına. Gözcülerimizi gönderelim. Bakalım ne kadar ordumuz varmış. 10 adet gözcümüzü Hasaka'yı gözlemeleri ve bize istihbarat getirmeleri adına görevlendirdik. Bakalım. Evet zaten gerek kalmadı. Onlar saldırdılar. Aldık. Güzel. Gözcülerimiz aldı abicim toprağı. Şimdi bakalım ne kadar ordu varmış derken toprağı ele geçirdiler. Tamam. Şu andan itibaren biz daha avantajlı konumdayız abi. Şu andan itibaren. Şimdi bütün ordular Sina'ya gelsin. Tamam. Şuraları da düşürün. Evet. Tamamdır abi. Şimdi Kaire'yi de düşürelim. Savaşı bitirelim. Çünkü daha fazla ilerleyemeyeceğiz gibi görünüyor. Savaş ne kadar oldu başlayalı? 2 yıl 1 ay olmuş abicim ya. Çok ciddi bir süre geride kalmış gerçekten. Evet tamam. Artık yeterli. %55'lerini ele geçirdik. Normalde 23 yıldızla savaşı bitirecektik. Şimdi 43 yıldızla bitiriyoruz. Yani gerçekleştirdiğimiz mantıklı hamleler gerçekten işe yaradı. Ve daha fazla yıldızla daha fazla toprak alarak bu harbi noktalıyoruz. Kardeşim ben Suriye'yi alacağım. Gerçi Suriye'yi almayalım. Şuraları alalım diyeceğim. Daha mantıklı olur? Evet bence daha mantıklı olur abi. Değil mi? Şurayı da... Yok Sina'yı tamamen almamız lazım. Tamam ya. Bu şekilde barış, hatta şurayı da alarak aynen öyle. Bu şekilde barış antlaşması gerçekleştirelim. Ve savaşımızı burada noktalayalım. Yani Suriye ve Mısır arasındaki bağlantıyı keselim ki
Mısır topraklarından, Kahire civarlarından bir dahaki savaşta Suriye'ye doğru bir destek getirilemesin bu bölgeden bu bölgeye. Keza aynı şekilde Suriye'den de Mısır'a doğru bir destek getirilmesin. İkinci Mısır Savaşı'nda kesinlikle Doğu Akdeniz toprağında da bir donanma yerleştireceğim ki arasındaki bağlantıyı kapatalım ve deniz üzerinden de donanmalarla da bir destek gerçekleştirilmesin. Bu büyük bir ihtimalle Mısır'ı iyice sıkıntıya sokacaktır ve Mısır devletinin toprakları arasındaki bağlantısının kesilmesi vesilesiyle her bir cephedeki direnişi daha da azaltacaktır diye tahmin ediyorum ve savaşı burada noktalıyoruz dostlar. Hayırlı uğurlu olsun. Türkmenistan devleti Arap Yarımadası'nın neredeyse artık tamamına hakim bir devlettir ve Arap Yarımadası'nın en güçlü devletlerinden bir tanesi olan Mısır devletini de mağlup ederek Arap Yarımadası'ndaki hakimiyetini tescillemiştir. Evet, güzel bir bölüm oldu. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir dostlar. Ben gerçekten zevk aldım. Zorlu bir savaşı geride bıraktık. Bir dahaki bölüm belki daha da zorlu savaşları geride bırakacağız. Eğer videoyu beğendiyseniz ve serinin devamını istiyorsanız like atmayı ve kanalıma değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca açıklamadaki linklerden Kerem Bey Mazlis korsuncusuna katılabilir. ageofsürtürkyok.com forumu ziyaret edebilir ve Instagram hesabımı takip alabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.